Herkese merhabalar, Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. El açması incecik, nefis gözleme tarifiyle geldim bugün. Bir kısmını patatesli, bir kısmını peynirli olarak yaptım. Hemen yapımına geçelim. Şöyle 250 ml'lik bardakla 1,5 su bardağı ılık suyu karıştırma kabına alıyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuz eriyene kadar şöyle biraz karıştırıyorum. 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Hafif karıştırdıktan sonra aynı su bardağıyla 4 su bardağı un var yanımda. Şimdi onu ekliyorum. Unu azar azar ekleyerek güzel bir hamur yapacağım. Unu dikkatle eklemenizi tavsiye ederim. Hepsini birden ilave etmeyin. Yavaş yavaş ilave edin. 3,5 bardaktan sonrasını dikkatle ekleye ekleye giderseniz çok iyi olur. Bir süre sonra spatulayı çıkarıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Mutfak şefiniz varsa dilerseniz onunla yoğurabilirsiniz. Bugün elimde yapmak istedim ben. Unun tepsini kullandım gördüğünüz gibi. Hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Belli bir aşamadan sonra ben tezgaha un serptim ve hamurun hepsini tezgahın üzerine alıyorum. Tezgahın üzerinde yine açmaya devam ediyorum. Hamurumu toparlamaya. Avucunuzun içiyle parmaklarınızla bu şekilde katlaya katlaya yoğurursanız pürüzsüz bir hamur elde edersiniz. Şimdi pürüzsüz olana dek yoğurma işlemine devam ediyorum. Yaklaşık 5 dakika boyunca hamuru yoğurduğumu söyleyebilirim. 5 dakika boyunca yoğurmanızı tavsiye ederim. Pürüzsüz ve güzel bir hamur olması için. Bu şekilde. Yoğurduktan sonra hamurumuz birazcık yapışkanlığını yitirecek ama tamamen çok da sert bir hamur olmayacak. Bu şekilde. Şimdi hamurumu şöyle bir hamur kesici yardımıyla bezelere ayırıyorum. Hepsinin eşit olmasını birazcık dikkat ederek toplamda şöyle 12 beze kadar hamur yaptım. Sadece bir tanesi biraz minik kaldı, o kadar. Bezelerin de altını unlayarak tezgahıma diziyorum. Bu şekilde tezgahta yuvarlayarak beze yaparsanız sizin için çok pratik olur. Bu şekilde bakın yüz yuvarlak ve çok şirin oldu. Şimdi bu bezelerimin üzerini temiz bir bezle örtüyorum. Yaklaşık 15-20 dakika kadar dinlenecekler. O dinlenirken ben de patatesli içimi hazırlayayım. 3 tane orta boy patatesi haşladım. 1 çay kaşığı tuz ve dilediğim baharatları ekledim. Karabiber ve toz kırmızı biber kullandım. Patateslerimi sıcağı ile birlikte eziyorum. Dilerseniz rendeleyebilirsiniz. Patateslerimi ezdikten sonra içine birazcık lezzetlensin diye şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave edeceğim. Dilerseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Ve taze soğan kullanacağım bugün içine. İç harcım hazır olunca tamamen karıştırıp kenara alıyorum. Taze soğan patatese çok yakışıyor. Tavsiye ederim bir de böyle deneyin denemediyseniz eğer. Şimdi hamurumdan bir beze aldım. Hafif unladım. Ve tezgahımda açıyorum oklavayla. Bu şekilde yuvarlak bir formda açmaya çalışırsanız güzel olur. Açarken hafif hafif unlayabilirsiniz. Çok fazla unladığınızı düşünürseniz eğer tavaya koymadan önce içine iç koymadan önce şöyle elinizle unlarını hafif silkebilirsiniz. Çok fazla büyütmeye gerek yok. Hangi tavada pişirecekseniz tavanızın boyutuna göre yapmanızı tavsiye ediyorum. Ben malzemelerin hepsini hem gram hem bardak cinsinden bilgi kutusuna yazacağım. Pişirdiğim tavanın boyutunu da yazacağım. Böylelikle yaparken sizin için kolaylık olmuş olur.
Hamurun yarısından patatesi içten koydum ve diğer yarısını üzerine kapattım. Parmak uçlarımla şu şekilde hamurun birbirine yapışmasını sağlıyorum. Ve ardından şöyle ruletle ince bir şekilde kesiyorum. Tamamen sıkı sıkı kapansın istiyorum ağzı. Çıkan parçayı ziyan etmeyeceğiz. Onunla da bir tane gözleme yapacağız. Tüm parçaları birleştirip ısınmış olan tavama gözlemeyi alıyorum. Çevire çevire şöyle tavanın her tarafına şöyle döndüre döndüre pişiriyorum. Bir süre sonra ters çevireceğiz. Birazcık daha pişmesini bekliyorum. Hamurunuzun yumuşacık olması, gözlemelerin piştikten sonra yumuşacık olması demek. Bunu unutmayın. Şimdi arka tarafı pişiriyorum. O yüzden un eklerken dikkatli olun. Kıvamına çok çok önem gösterin. Bu aşamaları özellikle kesmedim. Sadece biraz hızlandırdım. Pişirirken size faydalı olması için. Çünkü saç, biliyorsunuz ev ortamında saç kullanmak biraz zor. O yüzden tavada yapılırken nasıl yapılır onu göstermek istedim. Bakın mayalı hamur değil ama mayalı hamur gibi kabarmaya başlıyor gözlemem. Çok çok güzel oldu. Tadı çok lezzetli oldu ve özellikle de yumuşacık oldu. Bu şekilde her iki tarafını da eşit bir şekilde pişirip servis tabağına alıyorum. Tavamda bir miktar un kalıntıları kalıyor. Böyle yanmış unlar. Onları da şöyle ıslak, hafif nemli bir peçete yardımıyla temiz bir bezde olur. Onları alıyorum her seferinde çünkü un birikmiş oluyor. Patatesli gözlemeleri pişirdim ve patatesli için bitti. Ben bir kısmını da bu şekilde peynirli yapmak istedim. Sadece beyaz peynir koydum. Dilerseniz maydanoz, kaşar peyniri istediğiniz içlerle hazırlayabilirsiniz. Ev ortamında yapılabilecek gerçekten çok harika bir yiyecek. Çocuklarınız eminim çok beğenecektir. Çok sevinecektir bunu yaptığınızda. Evet, gözlemelerimi pişirmeye devam ediyorum. Şöyle. Arkasını, önünü, kenarlarını hem çevirerek hem de şöyle kendi etrafında döndürerek pişirirseniz her tarafı eşit bir şekilde pişmiş olur. Pişen gözlemelerin şöyle arasını, hepsinin üstünü sıcak haldeyken tereyağıyla yağlarsanız daha da lezzetine lezzet katmış, yumuşaklığına daha da yumuşaklık katmış olursunuz. Dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Tüm gözlemelerimi pişirdim. En son postanın da şöyle üzerini tereyağıyla yağlamak istiyorum. Çok çok lezzetli ve çok çok güzel oldu. Pikniklere, böyle kahvaltılara yapabileceğiniz harika bir gözleme oldu. Şimdi bir tanesinin iç kısmını göstereceğim size. Bu yaptığım peynirli olan. Bakın incecik hamuru ve yumuşacık, görüyorsunuz yumuşaklığını. Bir tane de patatesli göstermek istiyorum. Videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olup ufak dahi olsa videomu bir yorum bırakmanızı rica edeceğim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun.